Merhaba herkese, iyi akşamlar. Info Yatırım. Info Yatırım düşüş trendine devam ediyor yani gözüktüğü kadarıyla. Bir 10 lira 60 desteği var burada işte. 10 lira diyelim, biz onu avans da verelim. O 10 lira desteğinde tutunuyor. Tutunduğu müddetçe sıkıntı çıkarmaz yani. Oralarda böyle gezer dolaşır. Arada sırada yukarı hareketler yapabilir. Ama orayı bırakırsa işte 9.89-9.90'da bir 50 gün var arada. Sonra da harekete başladığı yere geri döner. Yani 9 liraya geri dönmesi beklenebilir kırılım halinde. Oranın altı zaten bayağı bir sevimsiz bir yere gidiyor. Çünkü tırmanışlar çok dik. Yani bir işlem yoğunlaşması burada arada bulamıyoruz. Burada yukarı kırılım görmek istiyorsanız 11.70'in geçilmesi lazım. 20 günle 8 gün, yani ikisi de aynı yerde şu an. Birisi 11.69, birisi 11.70. Yani şu an tutunuyor ama oranın üstüne atarsa yani yön değiştirmiş olur. Tekrar yukarı bir hareket beklentisi olur. O da 13 lira kaç burası? İşte tam 13 liraymış. 13 lira tepesinin bir tık geçilmesi gerekir öyle bir harekette de. Eğer hani öyle bir harekete girerse yukarı yönlü yeni bir trend çiziyor anlamı taşır. Bunun dışında özel bir formasyon yok. Fakat mumların boyu çok kısalıyor. Yani 10 liraya yaklaşınca mumlar burada mesela çok hacimli gelmiş. 10 liraya, ama bu sefer hacimsiz yaklaşıyor. Bu tür hacimsiz düşüşlerde yani mumların boyu da böyle daralıyorsa bir taban yapma beklenebilir. %100 mü? Değil. Hayatta hiçbir şey %100 değil. Günlükte de tabii aşağı yönü MACD ve RSI tarafından onaylanıyor. Özel bir şey yok. Yani bunun dışında bir gap var. Gördüğüm yakın bir gap. Yok yok, gap yok ya. Şöyle bir saniye. Ha yokmuş, yok. Bir kuruşla falan kurtarmış. Sanki var gibi birden gördüm. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. İnfo için seviyeler belli, geçmesi gereken. Ha ne olabilir? Bir senaryo olarak şu da olabilir tabii. Diyelim ki 10 lirayı, yani 50 gün gelecek zaten, 10 liraya dayanacak birkaç gün sonra. Yani muhtemelen 5-10 gün sonra. 50 gün artıp 10 liraya dayanacak. Eğer bu 8 gün, 20 gün ortalamalar, bunlar kısa ortalamalar kırılmazsa 50, hiç trend çizgisi çizmiyorum yani. 50 günle ikisinin arasında bir sıkışmada beklenebilir. Hangi tarafı kırarsa o zaman o tarafa doğru hareketlerin kuvvetlenme ihtimali artar. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.